Ali, bu ev muhteşem. Ben de çok beğendim. Yalnız bu evin kirası çok yüksek değil midir? Yani sen babamdan hiç destek almayacağımızı söylüyorsun ya. Polis maaşıyla ya da hafta sonları arabayı yıkayarak bu kirayı ödeyebileceğimize emin misin aşkım? Dur bakalım. Önce bir emlakçı hanımla konuşalım. Hı-hı. Fiyatı öğrenelim. Belki de o kadar yüksek değildir kira. Bakar mısınız? Buranın kirası nedir acaba? 15 bin lira efendim. Ne? 15 bin mi? Ben dedim sana sevgilim. Hadi gel. Benim en baştan dediğim gibi iki oda bir salon, bir residence dairesi bakalım kendimize. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldık. İyi günler. Durun Nazlı Hanım. Siz beni yanlış anladınız galiba. 15 bin lira yıllık kira oluyor. Ev sahibi bir yıllık peşin istediği için öyle söyledim. Bir yıllık 15 bin mi? O zaman ayda 15 bölü 12'den... Bence hemen gidelim buradan. Niye, ne oldu? Bu kadın kesin bizi dolandıracak. Nereden çıkardın şimdi bunu? Ya Ali, böyle bir evin kirası bu kadar az olabilir mi hiç? Kadın bizden bir yıllık kirayı alıp kaçacak kesin. Saçmalama. Dünyanın her yerinde ofisleri olan bayağı tanınmış bir emlak şirketi bu. Böyle bir şey imkansız. O zaman nasıl oluyor böyle bir şey? Bu bölge yeni yeni gelişen bir bölge olduğu için burada kiralar böyle demek. Bir de Allah hep sevenlerin yanında olurmuş ya. Bizimki de o hesap oldu sanırım. Peki öyle olsun. O zaman tutuyoruz yani bu evi. Tutmayalım. Tutalım. Hadi sen bahçeye bak. Ben de son şartları konuşacağım. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Önemli değil efendim. Siz yine de bir kira sözleşmesi hazırlayın. Ben sonra Nazlı Hanım'ın önünde imzalarım. Tabii ki efendim. Sadece Nazlı Hanım'ın değil, hiç kimsenin bu evin aslında bana ait olduğunu bilmemesi gerekiyor. Çok uzun zamandır size emlak konusunda hizmet veriyorum efendim. Konuyla ilgili her zamanki hassasiyetimizi göstermeye devam edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim.